Rakçı Kaan Tangözel'in efendim 7 aylık hamile eşi Kıvılcım Ural savcılığa başvurdu. Sosyal medyada yuva yıkan kadının hakaretlerine uğradığını söyleyen Kıvılcım, hamile olduğum için hassasım, hakaretler beni üzüyor dedi. Yuva yıkan kadın hakaretlerine dayanamamış. Biz de ona dedik ki o zaman sosyal medyayı takip kadın durumunda zaten etme. Şu an. Yani şu an yuva yıkan kadın durumunda. Şimdi ben hani seçkin arkadaşım diye söylemiyorum. Ben dışarıdan da mesela... başlamış bir ilişki. Dışarıdan bir da görünen... Bir sene önce benim bebeğim yeni doğduğunda başlamış bir ilişki olduğuna göre insanlar düşünsünler. Yani insanlar benim özür... bebeğim daha yeni doğmuştu. Onların ilişkisi başladığında. Bir yaşındaydı. Yok. Biz öğrendiğimizde bir yaşındaydı. Bir senedir olan bir ilişkiymiş. O zaman benim bebeğim yeni doğmuş oluyor. Ben bilmediğim dönem benim bebeğimin yeni doğmuş olduğu zaman. Ben öğrendiğimde Volkan 14 aylıktı. Zaten dediler ki bir senedir olan bir ilişki bu dediler. Yani öyle söylendi bana. O zaman benim de bir çocuğum Volkan bebek olmuş oluyor ya o zaman. Evet. Zaten 14 aylıkken de bebek sayılıyor bu arada. Tabii. Biz de hatta şöyle bir yorum yaptık. O zaman sosyal medyanı kapatmak, bir süre askıya almak o kadar zor olmasa gerek. Hem açık hem yorumları oku hem de savcının önüne çık. Evet. Ya ben çok merak ettim. Seçkin'e bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Seçkin bunu öğrendiğin... Hayır, gerçekten hani ben hani seni çok seviyorum ve sana çok değer veriyorum. Yıllardır teşekkür da tanıyorum. Teşekkür ederim, ben de seni çok seviyorum. Sen madem o dönem öğrendin... Hani, öğrendiğim an boşandım zaten. Hayır, karşını alıp neden konuşmadın bu insanla? Ben kadın hani konuşabilecek evet, bir durumda değildim. Çünkü yeni hiçbir çocuk zaman... doğurmuş bir anneden bahsediyoruz. Bir sene sonra öğrendim. Yeni doğurmamış. Bir sene önce doğurmuştum ama. Bir sene tamam. Yeni neyse. Çocuk daha bir yaş. 14 aylıkken de bebek zaten. Bebek zaten. Bebek zaten. Hani o dönemde Kıvılcım Hanım'la keşke konuşsamaydın. Hayır, hiç konuşabilecek bir durumda. Öyle mi? Niye öyle bir yüz göz olsun ki? Yok, konuşmazdım. Ama ne diyecektim? Şunu yani, anlamıyorum. Şu boyuttan çıkmak lazım ya. Bir insanı seviyorsan ve o insanlar iki tane çocuk doğurduysan bir aile kurdun demektir. Ve bu aileye dış etkenlerden bir tane şimşek çarpıyorsa o şimşeğin yönünü değiştirmen lazım diye düşünüyorum. Konuşmayayım oğlu çarpsın beni de dağılsın, evlatlarımı da dağılsın. Eskisi gibi olmazdı ki ilişki böyle? Hiçbir zaman. Olamıyorum. Yani ikili ilişkimiz hiçbir zaman eskisi gibi olamazdı zaten. Bunu da bildiğimiz için. İşte bizim annelerimiz ve babalarımız o yüzden 40 sene, 50 sene, 60 sene böyle büyük aşkta kaldılar. Herkesin ailesini tabii aldatılmak kolay bir şey değil. Bakalım başkalarının başına geldiği zaman ne yapacaklar? Peki bir şey söyleyeceğim. Hayatta her zaman bu merak. Yani ben de duramaz ve giderdim. Adam gitmiş başkasını sevmiş, gönlü başkasına kaymış. Ben hala da gitme benle kal ben sana yemez çok... Demedim. Olmaz öyle bir şey. Ben adama demiyorum. Ben adama Kaan'la gitme. Tam orada bir şey başlamış. Demiyorum. Orada bir Kıvılcım'ın kadınla yüzleşmesi, Kıvılcım'la yüzleşmesi karşısında... O kalkıp ağlayan ve üzülen seçkine kocam bana aşık oldu hayatım. Evet dese, yani ya orada daha da ezilirdi. Şey, çok incidir. Seven kadın her zaman kazanır. Demek ki daha çok sevmiş. Ben öyle düşünmüyorum. Hayır bakın hayır. Ben şunu söylüyorum, şunu savunmak istiyorum. Yeni doğum yapmış bir anne var burada. Evet. Ve düzgün giden bir evlilik var. Ne kadar sevdiğini de biliyoruz. Evet birebir şahitiz. Ne kadar büyük bir aşkla evet, bağlı olduğunu da biliyoruz. Çok. Bu aşktan vazgeçmemek için zayıf noktayı öldürmesi lazım. Kocasını değil. Zayıf nokta bu. Sonradan çıkan Kıvılcım Hanım. Ben de diyorum ki Seçkin sen o dönem yeni doğum yapmış olduğun halde neden konuşmadın? Bak benim... Bu görüntüleri izlemek istemiyorum. Vermeyelim bu görüntüleri. Ben izlemedim zaten. Evet. İzlemek de istemiyorum. Düğün görüntüleri izlemedin mi? Kapatalım. Bir kısmını aynen gördüm. Bence konuyu da kapatalım. Konuyu da kapatalım. Hayır Seçkin evet, sana nasıl? Aynen, sana aynen atmıştır takipçilerin. Attılar işte gördüklerim var ama böyle oturup şöyle mesela bir şey magazinleri var oturup evet, izleyip de bu görüntüleri izlemedim. Mesela benim çevremde çok izleyenler olmuş görüntüleri. Ben sadece fotoğrafları gördüm. Birkaç şey gördüm. Bakmadım. İzlemedim. Bakmadım. O an ilk tepkin ne oldu? Çünkü ya, ister istemez önüne o fotoğraf geldi. Şu anda bile konu açıldığında elim buz kesti. Şu anda bile. Hmm. Şu anda bile kalbim çok hızlı atmaya başladı. Düşünün o fotoğraflar. Evet. Yani şu anda bir şu konunun burada kapanması. Peki o fotoğrafları kapatalım, ve görüntüleri kapatalım de Seçkin'e sıcağı sıcağına göndermek hangi şey? Yani değil mi? Yani biz onu çok yakinen şey yaşadık. O sırada oyunumuzun provası vardı. Toplanmıştık ve Seçkin'e... Bence dostları ve arkadaşları destek olmalıydı. Biz de aynı şeyi yaptık. Dedik ki sen çok güçlü bir kadınsın, muhteşem bir şey yapıyorsun şu anda. Başarını herkese gösterme vakti. Çok güzel bir oyunla insanların karşısına çıkacaksın. Açılya biz neye bozulduk? Güçlü ol. Bırak bu konuları, kapansın her bir şey. Şekilde canı acıyan, bir şekilde canı acıyan bir kadın var. Senin canın acıdığını çok iyi biliyoruz. O gün telefonda konuştuğumuzda ağlamaktan konuşamıyordun sen. Bir nikah yaparsın. Bugün hatırlamak sessiz istemiyorum. Sessiz sakin. Evet, o videoları falan arkadaşlarına rica edersin. Sosyal medyada lütfen paylaşmayalım diye. Tam aksine
Göze soka soka o videolar sosyal medyalara atılmaya başlandı. O nikah defteri şöyle bakın ben kazandım edası her havalara. Her başlangıcın bir sonu var. Tabii ki var. Her başlangıcın bir sonu var. Şu an yeni bir yola girdiler. Bakalım ne kadar sürecek. Hiç inanmıyorum. Yani şu lafın konuşmak doğru. Konuşmak istemiyorum ama hiç inanmıyorum. Hiç inanmıyorum. O zaman şöyle bir şey oluyor. Yuva yıkadı yuvası olmaz. Zaten öyle olacak. Böyle bir durum var yani. Hiç inanmıyorum dediğin süreceğine inanmıyorsun. Asla inanmıyorum hem de. Kendisine de söyledim. Asla inanmıyorum. Söyledin. Tabii ki ben her şeyimi söylüyorum. O benim her şeyimi biliyor. Her şeyimi söylüyorum. Senin için dışın bir zaten. Evet yani telefonla konuştuğum anda çocuklar için bile bir konu olsa o an içimden ne geçiyorsa hiç dilimin yani işte istediğimi söylüyorum. İstediğim kadar özgürüm ona bir şey söylemekte. Hiç de onun da dilini düşündüğü. Seçkin o gün düğünü de. Yuva yıkanın yuvası olmaz lafından yola çıkarak mı süreceğine inanmıyorsun? Kaan'ı çok iyi tanıdığın için mi süreceğine inanmıyorsun? Hislerim var. Bir altıncı hissim var. Sürseydi benim de sürerdi. Yani iki tane çocuk verdim. Bir kere aldatmış olan bir insan her zaman bunu yapacaktır. Ben bu yüzden evliliğime devam etmedim. Şimdi de başkaları o korkuyla yaşasınlar bakalım. Bakalım o korkuyla ne kadar sürecek. Hani bir, artık bir korku bu. Çünkü bana yapıldığına göre ona da mutlaka yapılacaktır. Adam bir rock grubunun solisti. Kızlar kapılarda camlarda bekliyor. Hı-hı. Hala yaşlansa da bekliyorlar. Evet. O bu korkuyla yaşasın bakalım. Ben güvendim. Sonuna kadar güvendiğim için ben hiç uyanmadım. Çünkü ben de inanılmaz ona karşı bir güven vardı. Ama şu an muhtemelen daha güvensiz. Çünkü ben o böyle bir şey yaşadı. Ya yaşadı derken benimle birlikteyken onunla olduğuna göre Kaan'ın böyle bir şey yapabileceği kapasitesini gördüğüne göre bu korkuyla ömür boyu yaşasın. Ben bu korku benim önüme geldiği anda, ben aldatıldım öğrendiğim anda 3 ay dayandım. 3 ayda delirdim, çıldırdım. Her kadında olabileceği gibi. Kimse sevdiği insanı başkasıyla paylaşmak istemez. Biraz önce dedin ya o zaman o çok daha sevmiş o kazandı. Hayır aynen. Öyle bir şey yok. Ben onu demek ben ne demek istedim biliyor musun? Onu bir açıkla lütfen sonra aynen, yarın aynen. Gazetelerde bunu böyle de, görmek istemiyorum. Hayır öyle bir şey değil. Ben demek istediğim nokta şu. Yani, pes etmeyecektin diyor. Pes etmeyecektin. Alacaktın diyor. Karşına... Ben bu adamı seviyorum. Ben ona iki tane evlat verdim. Benim bir yuvam var. Defol git diyecektin. Neden demedin diyorum. Ya o dönemde o yüzden kadınların bu gururundan gurur yaptım. Evet gururundan yaptım. Ötürü sevdiği insan öbür taraftan birisi geliyor alıyor sevdiğini. Ve kazanmış oluyor o gözüküyor. Diyorum. Ya. Hayat uzun göreceğiz. Hayır evet. Göreceğiz. Hayır çünkü diyorum ki benim bu korkuyla yaşamak dünyanın en zor şeyi. Bak. Her an gidecek mi? Tabii çünkü turnede artık biliyor turnede ne oluyor, kim geldi, kim gitti. Devamlı yanında da olamayacağına göre bak, artık. Onların ilişkisi de turnede başladı. Tabii ki turnede yanında götürüyordu. Bakalım şimdi kimleri götürecek? Şu an beni takip edenlerin hepsi yazıyor. Bak oku. Sinirlenmiş. Seçkin Hanım hala çok aşık, çok seviyor. Bu ve onun sevgisini destekliyoruz. Bence bak. Artık Seçkin işinden bahsedelim hayır, bu konuyu kapatalım. Hayır sevgi olabilir. Seçkin'in sevgisi çok büyük bir sevgi. Öyle kolay kolay hemen gidecek bitecek bir sevgi aynen. Değil. Bir de böyle durumlarda benim bir yakınım da bir şey yaşadı. Sonra neden pişman oldu? Çünkü o dönemde bütün kız arkadaşları bir üşüştü başına. Boşan gurur. Tabii öyle de oldu. Arkadaşları başına üşüştü. Babasını kaybetti. Evet. Sağlıklı düşünemedi. Emziriyordu. Kolay zamanlar değil bunlar. Yok emzirmeyi bırakmıştım. Her yani, ama olsun ya çocuğu bebekti daha 14 aylıkta çocuk. Seçkin çok güçlü bir karakter, çok güçlü bir kadın. Evet. Çok yetenekli. Yıllarca ayaklarını teşekkür etmen için söylemiyorum gerçeklerden bahsediyorum. Yıllarca tek başına ayakta durdu. Şimdi iki tane evladı için ayakta durmaya aynen. Devam ediyor. Tiyatro yapıyor, saygınlığını devam ediyor. Doğru. Bir tek ona şey söyleyeceğim. Çok doğru. Şu ne olur kambur arkadaşlarını sırtından at. Kesinlikle hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Ben tek başından beri aynı şeyi söylüyorum. Sana kamburluk yapan bütün... Çöp arkadaşlarını sırtından evet. At. Çünkü senin iki tane evladın tabii var. Tabii ki. Onlar senin rol modelin. Seni takip ediyorlar. Tabii. Annelerinin yanında duracaklar. Onlar... Çok akıllı benim oğlum. Büyük oğlum o yüzden... inanılmaz her onlar şey onlar senin üzüldüğünü evet. Gördüler, tabii anladılar ki, herhalde. Tabii. Ne dediler? Küçüğü değil de büyüğü. Büyüğü etkileniyor. İster istemez etkileniyor. Kim annesi? Ne dedi Seçkin? Ya size şöyle bir şey anlatacağım. Şimdi annem bende. Geçenlerde bizim eski fotoğraflarımızı bulmuşlar. İşte Uludağ'da çekilmiş. Son kışımız yani. Son kışımız. Tabii ben bunu bilmiyorum son kışımız olduğunu. Fotoğraflarımız var. Annem diyor ki bak annen Hakan'a diyor. Bak annen ne kadar güzel değil mi diyor. Benim oğlum ne diyor biliyor musunuz? Annem mutlu günlerinde. Ay. Ben bunu şu anda bir o kadar kötü oldum ki. Ben bunu annem söylediği zaman ağlamaya başladım. Benim oğlum bunu biliyor.
Hani benim gözümden anlıyor. Yani ve ben onlar için dedim ya, beni oğullarım iyi yerlerde görsünler. Ben kesinlikle çocuklarım için işime gücüme sarılıp can havliyle ve yeteneklerimi insanlara gösterip ben kanla var olmadım. Ben her zaman, sen beni 15 çok yaşımdan beri tanıyorsun. Evet, evet. Ben her zaman düzgün bir yolda ilerleyerek ben bu yola girdim. 15 yaşındaydım ben bu yola girdiğimde. Ben yeteneklerimle insanlara konuşulmak istiyorum. Kalmış bilmem neymiş, oymuş buymuş, ben bunları istemiyorum artık. Konuşuyor musun? Sen bu anda evlilik uğruna kariyerini bıraktın gittiğin. Evet, evet. Yani. Ve şu an tekrar kariyerimi toparlamaya çalışıyorum. Evet. Kendimi toparlamaya ve çok güzel bir iş yapıyor. Kaan'la. Bu çocuklar için görüşmek zorundasın. Ya sana. Tabii ki ben diyorum ya. Ben o telefonu açtığı anda o an canım ne istiyorsun söylüyorsun. Hiç Müge, sana ben yok. Şu kadar söyleyeyim. Maalesef düğün haberini de bizden aldı. Yine senden. Seçkin maalesef. Aldatalım haberini de ilk işlerinden. Maalesef. İnşallah güzel haberler veririm bir gün sana. Evet inşallah. Ve telefonda artık şöyle söyledi. Hayır olamaz dedi. Kapat telefonu, hemen Kaan'ı arayacağım dedi. Sormak için, teyit etmek için. Hı-hı. Aradın mı? Aradım tabii. Ne oldu? Açmadı. Müsait değilim dedi. Söylemedi. Hayır. Müsait değilim dedi. Okey, anladım zaten. Sonra zaten fotoğraflar gelmedi. Mesajlar döşedin mi? Hayır. Hiçbir şey yazmadım. Hayır. Hayır yazmadım. Artık bu konu kapatalım ya. Senden niye gizlemek istedi? Nikah yerini basacağını falan mı düşündü? Öyle kız değilim ya. Yani bilmiyorum. Durdu zaten. Çünkü sen nikah yerini bilmiyordum. Senden öğrendim. Biz o gün... Hayır, neden? Telefonu kapattı. Beni gündüm için şey yaptılar. 5 dakika sonra dans ediyorduk arkadaşlar. 5 dakika sonra provamızı yapmaya ve dans etmeye devam ediyorduk. Dedim ki helal olsun sana. Sonra bizim eski çarşaflardan kafasını kapattık. Belki siz kapıda bekliyorsunuz. Ay evet ya, evden kaçırdık. Evden kaçırdık. Kapıyı bekliyorlardı diye. Tipini değiştirdik falan. Hani İstemedim yoldum. Çekilmek. O Allah'ım halde yarabbim. İnsanların beni görmesini. Ya bu hayatın tadı aslında. Hani bunlar da olacak. Anlatabiliyor muyum? Hani çok üstüne gitmemek lazım. Gülerek hatırlayacağın şeyler evet. Var. Aynen. Gelecekte belki de yani biz işte, o kötü günü gülerek yani, hatırlayacağı bir güne dönüştürmeyi başardık. Bir şeylere sığınarak değil, ne bileyim alkole sığınarak falan. Hayır, kendi kendini aşacaksın. Değil, evet, aynen, aynen, aynen. Şu anda bir anlık bir şeymiş. Tabii, evet, yani. Tabii canım, ben zaten bilirler içki ve sigara kullanmamı. Evet, yok, herkes evet, biliyor beni. Aynen, aynen. Şunu söyleyeyim, işte o günden beri reiki yapıyorum. Bu kaostan nasıl kurtulabileceğimi. Yürüyorsun uzun uzun yollarda. Hep yürüyorum sürekli oradan. Ben bir de bir çok şey seviyorum. Söyleyeceğim. Oyunda erkek oynuyor. Erkek rol oynuyor. Evet. Yani Açelya'da o da erkek rolü oynuyor. İkimiz erkek misin? İkimiz de erkeğiz. Evet. Var mı fotoğraflarımız? Vardı, çekildi fotoğraflar ama. Fotoğrafları getiririz ekrana. Başka bir haberle devam edelim. Başka bir haberimizde. Usta oyuncu...